saldırılarda biz ne hakaret ediyoruz, ne iftira atıyoruz, ne yalan söylüyoruz, ne ülkemizin aleyhine bir söz söylüyoruz. Bütün çabamız toplum kendisini yöneten siyasetçilerin ne dolaplar çevirdiğini bilsin. Çünkü tekrar söylüyorum, burada daha önce de defalarca söylemiştim, gazeteciliğin temel anlamı kamusal bir sorumluluktur. Toplumun yararına gözeten, iktidarı denetleyen mekanizmanın adıdır gazetecilik. Gazetecilik bunun için yapılır. Laylaylom olsun diye yapılmaz. Toplum adına iktidarı denetleyen, hırsızlık yaptığında topluma bak bunlar senin malını mülkünü çalıyor demektir gazetecilik. Yolsuzluk yaptığında onu göstermektir gazetecilik. Ülken aleyhine bir şey yaptıklarında bir şey söylediklerinde, bir dolap çevirdiklerinde bir numara çevirdiklerinde gazetecilik onu ortaya çıkarmaktır. Hem ülkeye zarar veriyorlar hem kötülük yapıyorlar hem de engellemeye çalışıyorlar. Şimdi bak rütüğün verdiği rütük, rütük ne? Utanıyorum lütuf demeye. Sansür kurulu orası. Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasına bakan sansür kurulu. Asıl ayıp muhalefetin hala orada duruyor olması. Oraya bir meşruiyet kazandırıyor olmaları. Sadece e, muhalif yani iktidarı eleştirebilen muhalifte şöyle bir tanımlama yapacağım. İktidarın yolsuzluğunu, hırsızlığını bu ülkeye verdiği zararları haber yapan kanal, haber yapabilen kanallara ceza veriyorlar. İktidara yakın medyada iç savaş çağrısı yapan hanımefendi gördük biz. Silahlandık gerekse komşularımı öldürürüm diyen hanım, hanımefendi vardı. Doğru düzgün ceza bile vermediler. Şimdi bir taraftan duyulmasını istemiyorlar. Kendi yaptıkları rezilliklerin bu ülkeye soyup soğana çevirmelerinin. Bir taraftan da rahatsızlar çünkü izlenmiyorlar. Kendi yandaş kanalları biliyorsun mesela. Çok basit bir örnek vereyim. Bu sadece bizim programa ait değil sevgili izleyiciler. Halk TV'nin neredeyse bütün programları hemen hemen bir önemli bir kısmı. Bizimki de öyle. Şu anda şu an 4-5 tane yandaş kanalın toplamı kadar izleniyoruz. Her hafta her gün bize reytinglerimiz geliyor. Diğer 4 tanesinin toplamı 4 diyelim. Biz tek başımıza 4, 4.5, 5, 6 oluyoruz bazen. Şimdi bunu bence görüyorlar. Çünkü artık kendi medyalarının inandırıcılığı da kalmadı. Ulaşamıyorlar o anlamda baktığında. Buradan çok %1'i konuşuyoruz aslında. %95'i zaten devlet kaynak bizim paramızla, işte Ziraat Bankası kaynağıyla, başka yanda şiş adamlarının eliyle, şeyiyle kontrol altına almışlar. Geri kalan bir yüzde birlik, ikilik medya var. İşte biz burada 3-5 tane, birkaç tane kanal, birkaç tane internet sitesi. Ona bile tahammül ödemiyorlar. Çünkü o kadar çok açıkları var, o kadar çok defoları var ki, o kadar rezil durumdalar ki, o kadar pesbaya halde yolsuzluğa bulaşmışlar ki, o kadar işte Sedat Peker'in anlattığı kirli ilişkilere bulaşmışlar ki orayı ee, yani ülke yönetmek üzere gelmemişler. Aleni bir şekilde soymak üzere gelmişler gibi davranıyorlar. O açıklamalara baktığımızda ihaleler, peşkeşler zaten açıktan yapıyorlar ki bakanların her biri kendi bakanlıklarına mal mülk satıyor. Kimisi dezenfektasyon satıyor, kimisi bilmem medikal cihaz satıyor. Öbürü kendi kardeşinin şirketinden milli eğitime başka bir hizmet satın alıyor. Çö çökmüşler memleketin üzerine. İstiyorlar ki bunu konuşmayalım, istiyorlar ki duymayalım. İstediği kadar ceza versinler. Daha önce burada Rütü şeyi Halk TV kapattıklarında şöyle bir cümle kullanmıştım. Onu bir daha izleyicilerimiz yeri gelmişken tekrar edeyim. Rütük zannediyor ki buraları kapatırız, bunları sustururuz. Biz sussak ağaçlar konuşur. Ağaçlar sussa sokaktaki kediler konuşur. Hiçbir şey olmasa gözlerimizle konuşuruz. Sokakta dövdürebilirler, öldürttürebilirler. İşte dünkü gazeteci arkadaşa yaptıkları saldırı gibi, daha önce bana yaptıkları saldırı gibi. Beni ortadan kaldırabilirler, bir başkası devam eder. Bir başkasını ortadan kaldırabilirler, o onlar devam eder. Şunu görmeleri lazım. Cezayla, saldırıyla, yumrukla, öldürmekle susturamazlar. Bu bir meydan okuma değil. Daha önce de söylemiştim. Bir kere daha tekrar edeyim. Bu bir meydan okuma değil. Biz bu ülkenin yazarı, aydını, gazetecisi, bir ülkenin evladı. Bırak bu şeyleri. Ee, Öndeki isimleri aydın yazar. Bir ülkenin evladı. Olup biteni izlemek o kadar ağır ki. Bak şimdi yeri geldikken söyleyeyim. Murat. Çok beni etkilediği için sana gerçi dün telefondan anlatmıştım ama izleyicilerimize anlatayım bugün. Nasıl? Yani niye biz burada bu aldığımızı birazcık anlayasınız diye söylüyorum. Geçen hafta pazartesi günkü programdan sonra çok kıymet verdiğim ülkenin önemli bir yazarı. Yani dünya çapında ödüller almış bir yazarı aradı. Ya o kadar üzdü ki, o kadar üzgün. Böyle ağlayarak ya Levent, memleket gidiyor bir şey yapamıyoruz. Yaşlandım dedi, 80 yaşına geldim. 80 yıldır yazıyorum, konuşuyorum bu ülke iyi olsun diye. Ya bir arpa boyu yol almadı. Şu anda tek üzüntüm hiçbir şey görmeden gideceğiz. Ve dahası daha ağır olanı, tam da yeri izlemek olup biteni, bir ülkenin yıkıma gidişini izlemek o kadar acı veriyor ki bütün huzurumuzu kaybetmiş. Şimdi Yazarlık, aydınlık böyle bir şeydir zaten. Daha doğrusu bu ülkenin evladı olmak böyle bir şeydir. Onlar zannediyorlar ki ölümle tehdit ederiz hatta öldürürüz. Bunlar da konuşmaktan vazgeçiyor. Şunu anlamıyorlar. Bizim önümüzde iki tane seçenek var. Bu rezillikleri izleyerek mi ölelim? Çünkü ölmektir o bize. Susmak ölmek gibidir. Hayatı rezil yaşamak demektir. Stresten ölmektir, mutsuzluktan ölmektir, huzursuzluktan ölmektir. Anlatamıyoruz onu. Dahası ya da konuşu böleceğiz Tamam Konuşu ölmenin de bir haysiyeti var. Yeri gelmişken bir kere daha sana bırakacağım onu. İzleyicilerim için çok önemli. Biraz da gülsünler diye anlatıyorum. Ee, biliyorsunuz hepimizin annesi evladının iyiliğini düşünür. Tabii. Böyle şey yaparlar. Ee, bana bu saldırı olmadan önce sevgili izleyicilerim annem devamlı böyle işte yavrum aman çok ileri gidiyorsun. Aman dikkat et. Aman <laughs> aman çok fazla yapmamış. Sen mi sadece memleketi kurtaracaksın diye çok telkinde bulunurdu. Geçen ziyaretine gittim. Ee, ablam dedi ki işte Levent biraz dikkatli ol. Çok sert gidiyorsun falan. Bunun üzerine annem şöyle dedi. Bizi tehdiden siyasetçilere bizi tehdit edenlere duysunlar diye anlatıyorum bunu. Annem şöyle dedi. Saçmalama dedi. Bu saatten sonra susamaz artık. Niye dedim? Bu saatten sonra susarsan dedi korktu derler. Şimdi biz böyleyiz. Evet. Yani Annem bile artık göz aldığına göre ben hayla hayla alırım yani o yüzden de gazeteci dövdürerek şunu yaparak utancın verdiği acı saldırının acısından daha büyüktür. Bu ülkede hiçbir şey yapamıyor olmanın verdiği çaresizlik onun verdiği ızdırap iktidarın hedef göstermesinden 3 tane soytarısını gönderip yumruk attırmasından veyahut ölümle tehdit ettirmesinden daha acıdır. Yazarlar, gazeteciler, sevgili kıymetli Zülfü Livaneli'nin çok güzel bir yazısı vardı. Yazarlar, gazeteciler o ülkenin dilidir. Dili. Biz o dili susturamıyoruz. Susturabilsek, tamamen ortadan kaldırabilsek o zaman tehditlere boyun eğeriz. Arka planda deriz ki sessiz ses kalalım. Ama istediği kadar ceza versin Rütük. Eninde sonunda bunun hesabını verecekler. Çünkü eninde sonunda bu ülkeye yargı gelecek. Eninde sonunda bu ülkeye demokrasi gelecek. Eninde sonunda hukuk galip gelecek. Ve bu kararları verenlerin her biri o yargının önüne bir gün çıkacaklar. Ama bugün ama yarın. Birkaç tane meslek grubu var. Gazetecilikte bunlardan bir tanesi zaten. E, susmak, ortak olmak. Yani e, e, niçin bu buralarda konuşuyoruz, pek çok arkadaşımız bir yerlerde bir şeyler yazmaya, anlatmaya çalışıyor? E çünkü tamamen susarsa medya, tamamen susarsa gazeteciler. E, tabii yargı da çok önemli bu anlamda. Yani yargı, yargıç savcı. ...onlar da susarsa kafasını çevirirse... ...aynı şekilde dönüyorsun... E, ...siyasetteki katılımcılar da önemli... ...buradaki insanlar susarsa... ...memleketin her türlü... işte ...soygunu, baskısı... ...baskını... ...bunlarla ilgili sözünü esirgerse... E, ...ülkenin gideceği yön zaten belli... ...zaten içinde olduğu yön de belli... ...şimdi burada... E, ...fakat Levent tabii... E, ...dünyanın otoriter ülkelerinde... ...bu fotoğraflar var... ...aslında biz normal şartlar altında kamu görevi yapan sıradan gazetecileriz, insanlarız. Kahramanlık üzerinden bir şey yapıyor gibi. Hayır kahramanlık değil. Bu bir görev. Bu bir görev. Otoriter rejim olduğu için bizler kahramanmışız gibi oluyoruz. Ama biz burada ne yapıyoruz yani? Senle konuşuyoruz. İşte ders çalışıyoruz. insanlarla haberleşiyoruz. İşte bu rejim için neyse olanları. Olanları aktarıyoruz. Hani böyle kafamızdan hayaller falan filan konuşmuyoruz kahramanlıklarla değil insanların görevini yaptığı işler bunlar. Ama tabi bu otoriter rejim her yerde kendi milis güçlerini oluşturmuş İşte sokaklarda adamlar var adam dövüyorlar adam yol kesiyorlar falan. Fakat demin sen de söyledin sen de öyle ben de öyle sokakta ıslık çala çala geziyoruz. Niye? Çünkü gözümüzü kaçıracağımız hiç kimse yok. Haksızlık yapmamışız kimseden bir şey almamışız. Doğruları söylemişiz. Yani rahat rahat çakarlı arabamız yok, korumamız yok. Öyle sokaklarda ıslık çalı çalı. Bu o kadar rahat, o kadar güzel bir şey ki. Halk TV'de bu görevi yapan pek çok insan işte t 4'te, duvarda, medyaskopta bu arkadaşlarımız da aynı şekilde. Biz gönlümüz açık, gayet rahat. Ama inan ki bütün kalbimle söylüyorum, bütün kalbimle biliyorum ki